Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı vardı. Kongolu mevkidaşıyla kamera karşısına geçmişti ve orada Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'la Türkiye arasındaki o gerilimle ilgili olarak, yani Yunanistan kendine güveniyorsa gelsin masaya otursun dedi. Şöyle bir durum vardı çünkü geçtiğimiz hafta sonu NATO bir teknik masa kuralım. Haritaları herhalde haritaları kastediyor teknik masadan. Haritaları dizelim masaya. Kim haklı kim haksız çıksın. Türkiye buna hemen tamam demişti ama Yunanistan burun kıvırdı. Muhtemelen Fransa da cesaretlendiriyor Yunanistan'ı. O masaya oturma. NATO ile de arası bozuk Yunanistan'ın. NATO'yu kafaya takmışlığı var daha doğrusu Fransa'nın. Netice itibariyle Türkiye'nin NATO kuralları çerçevesinde gerçekleştirdiği tatbikata da Yunanistan ona da işte dil uzatıyor. Hatta böyle çok saldırgan ifadelerle, kışkırtıcı ifadelerle Türkiye'nin karşısına çıkan bir Atina var. Çavuşoğlu'nun konuşması çok netti. Kendinize güveniyorsanız gelin oturalım dedi. Ne diyeceksiniz bununla ilgili? Şimdi şöyle, Türkiye başından beri sizle defalarca burada hep tartıştık, kamuoyunu aydınlatmaya çalıştık. Türkiye başından beri zaten söylediği şu, söylemesi gereken de şu. Adalar Denizi'nde muhatabımız Yunanistan'dır ama Doğu Akdeniz'deki muhatabımız siz değilsiniz. Evet. Çünkü neden? Birinci şart, bir kere Güney Kıbrıs Rum yönetimi KKTC'yi tanımamaktadır. Bir kere siz Enosis düşüncesiyle hala da Güney Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama peşindesiniz. Kendinizce MEP anlaşmaları yaparak Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne mahkum etmek istiyorsunuz. Anadolu Karasına mahkum etmek istiyorsunuz. Bu şartlar altında bizim bir şeye, bir sonuca varmamız mümkün değil. Evet. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye gene de dışişleri nezdinde koşulsuz olarak gelin oturalım, konuşalım dedik. Kırmızı çizgilerimizi belirterek. Ama Yunanistan gene oturmaktan kaçtı. Neden? Çünkü Yunanistan yaptığı hukuksuzluğun farkında. Şimdi yaptığı yanlışın farkında. Bugün dışarıdan sıradan bir vatandaş bile gösterseniz, deseniz ki Türkiye'nin tezleri bu, Yunanistan'ın tezleri bu diye insaf der yani. Yani bu kadar arada evet. Fark, adaletsiz bir tez olamaz der. Dolayısıyla Sayın Dışişleri Bakanı'nın, Alman Dışişleri Bakanı'nın geldiği zaman da biliyorsunuz isyan niteliğinde bir tepkisi olmuştu. Hani bu kadar artık hukuksuzluğa göz yummayın, bu kadar Atina'nın yanında taraf tutarak Türkiye'nin haklarını ezmeyin diyerek ifade etti. Şimdi tüm bunlara rağmen gene de NATO'nun teknik olarak biz sizin arabuluculuğunuzu yapacağız. İşte şimdi Rusya biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle KKTC arasında arabuluculuk yapacağız. Amerika bu arabulucukların hiçbirinin samimi olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Evet. Çünkü neden? Onların amacı bir kere bu ortak bir düşünce olarak eğer bunu göz önünde bulundurursak Türkiye'yi kendi tezlerinin yanında çekebilmek. Yani Türkiye ile ortak bir noktada buluşabilmek değil. İki taraf da burada kendince Türkiye'yi kendi çizgisine, kendi stratejisine doğru çekmeye çalışıyor. Aslında Fransa ile Yunanistan'ın derdi meseleyi NATO'dan çıkartıp Avrupa Birliği'ne bağlamak herhalde değil mi? Yani bu meseleyi NATO'da değil de Avrupa Birliği'nde çözelim. Evet, çünkü yeni bir Napolyon'umuz var, Macron. Bu yeni Napolyon Macron, De Gaullizm aslında ideolojisinden ve politikası hareket ediyor. Neydi De Gaullizm? 1965'li yıllardan, 66 yıllardan itibaren Fransa'nın aslında bir Avrupa ordusunun kurulması şeklinde, Fransa'nın bağlantısızlık şeklinde Amerika'nın güdümünden çıkması ve Avrupa'nın kendi gücüne erişmesi noktasında bir politikası vardı. Bu De Gaulle'le bitmedi aslında, bu hala devam ediyor. Hatta o dönemde Churchill'in de bir Cleven planı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam, Avrupa ordusu kurma fikri var 1945'li yıllarda. Şimdi bu Avrupa'nın özellikle Amerika'nın güdümünden çıkarılıp kendi başına bir hegemon güç olması planlanıyor. Şimdi Macron da son olarak Amerika'nın hem bu bölgeden çekilme politikasını göz önünde bulundurarak, şimdi Amerika da aslında yorgun bir devlet. Çünkü Amerika'da hem kendi iç problemleriyle uğraşıyor bir yandan Güney Çin Denizi'nde Çin'de bir mücadelesi var. Asya Pasifik politikasını bir yandan uygulamaya çalışıyor. Öte yandan gelip de Doğu Akdeniz meselesinin içine gömülmekten de birazcık geri durmaya çalışıyor. Ve Fransa da bu boşluğu değerlendirerek Rusya'ya karşı bir Fransa güdümünde büyük bir Avrupa ve bu Napolyon'la beraber Doğu Akdeniz'e hakim olan, Akdeniz'e hakim olan bir Fransa güdümünde varsayım var. Ve bunu da hep söyledim size de. Sanki İtalyanların faşistleri Mussolini gibi bir politika gütmeye çalışıyor. Charles de Gaulle gemisini biliyorsunuz Doğu Akdeniz'e getiriyor. Perşembe yola çıkmıştı. Geminin altında biliyorsunuz nükleer bir denizaltı var. Yani bu çok büyük bir meydan okumadır aslında. Hani en büyük insan hakları, demokrasi havarilerinin yaptığı işlere bakın. Sanki Türkiye silah doğrultarak bir politika takip ediyor ki siz diyorsunuz ki Türkiye'ye dur bakalım biz seni karşında biz varız. Hayır, Türkiye elinde kağıtlarla, belgelerle bakın
Adalar Denizi'ndeki haklarım burada. Doğu Akdeniz'deki haklarım burada. Siz Yunanistan'ı benim fedai gibi başıma musallat ediyorsunuz. Yunanistan'la beni savaş noktasına getiriyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. 6 millik karasuları sahası üzerinde 10 millik hava sahası yaparak benim uçaklarımı it dalaşı yaptırıyorsunuz. Bir yandan Doğu Akdeniz'de benim sismik araştırma gemilerime tacizde bulunuyorsunuz. Nerede kaldı o zaman müttefikliğiniz? Şimdi müttefiklik demek aynı pencereden bakmak demekse siz burada samimi değilsiniz. Evet. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti burada kendi göbeğini kendi kesecek. Ama nasıl kesecek? Gene satranç hamleleriyle kesecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.